Arkadaşlar, herkese merhaba. Yarın Ankara Gücü maçı artık geldi çattı. Galatasaray maalesef ara transfer dönemini transfer yapamadan, yani daha doğrusu golcü transferi yapamadan geçirdiği için şu ana kadar yarın akşam da Ankara Gücü maçında yeni golcüsü olmadan çıkacak. Ben de sizler için öncelikle muhtemel kadroyu bir değerlendirmek istedim. Muhtemel kadroda neler bekliyoruz, bunları konuşmak istedim. Ve tabii ki Galatasaray yarın Ankara Gücü maçına hangi forvetle çıkacak? Bunu birlikte konuşalım, birlikte tartışalım istedim. Öncelikle muhtemel kadroyu bir sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani benim beklediğim kadroyu. Onun üzerinden bazı yorumlarım olacak. Tabii kalede Muslera. Savunma dörtlüsü, yani üçlü de oynatabilir tabii Fatih Terim ama ben dörtlü bekliyorum. Sağ kanatta Mariano, Maicon ve yeni transfer Marcao. Bence sol stoper olarak. Çünkü biliyorsunuz hazır geldi takımından. Daha geçtiğimiz hafta maç oynayıp geldi. Fatih Terim de sever böyle ayağın tozuyla gelir gelmez. Yeni transfer olan oyuncuya takıma bir an önce alışması açısından şans vermeyi. Ben açıkçası ilk 11'de bekliyorum ama olmazsa sol stoper olarak Donk'u da açıkçası Fatih Hoca'nın düşünebileceği kanaatindeyim. Sol kanatta biliyorsunuz Nagatomo ülkesinin milli takımında halen devam ediyor turnuva ve bu maçta ben açıkçası Martin Linnes'i sol kanatta bekliyorum. Ömer'in yerine, yani Ömer'i pek düşüneceğini tahmin etmiyorum. Ve yine yeni transfer Emre'yi de henüz uzun süre oynamadığı için maç eksiği nedeniyle ben beklemiyorum. Çift ön libero bekliyorum bu maçta. Yani 4-2-3-1 taktiğiyle oynayacağını düşünüyorum Fatih Selim'in. Ve Fernando ile Ndiaye ikilisini orta sahada oynatacağını tahmin ediyorum Fatih Terim'in. Onların hemen önünde sağ kanatta Feghouli, ortada Belhanda ve sol kanatta ise artık biliyorsunuz Rodriguez yok. Onyekuru bana göre şans bulacaktır. Çünkü Onyekuru ile Rodriguez aynı anda oynadığında Onyekuru genellikle sağ kanatta da düşünülüyordu. Solda zaman zaman Rodriguez'de rotasyona giriyorlardı ama ben Onyekuru'nun sol kanatta daha açıkçası verimli olacağı kanaatindeyim. Ve gelelim forvete. Şu anda zaten elde fazla bir alternatif yok. Eren derdi yok zaten. Teknik direktör Fatih Terim tarafından kampa götürülmedi ve yolların ayrılmasına karar verilmişti. Elde iki tane forvet oyuncusu kaldı. Biri Muğdat, diğeri de Sinan Gümüş. Ben bu maçta Sinan Gümüş'ün ilk 11'de çıkmasını bekliyorum. Tabii ki bir transfer, ara transfer döneminde biz hala Ankara Gücü maçı öncesinde Sinan'ı forvette yazıyorsak bunun üzerine de fazla yorum yapmaya gerek yok. Koskoca bir transfer döneminin ilk 15-16 günlük dönemi maalesef golcü transferi yapılmadan bitirildi ve Galatasaray yarınki Ankara Gücü maçında golcüsüz bırakıldı. Bu da aslında eleştirilmesi gereken, üzerinde durulması gereken bir konu. Zaten biz de günlerdir bu konuda uyarıyoruz. Çünkü ben şunu anlamış değilim. Yani yöneticiler şu mantıkla nasıl bakıyorlar? Hala çözebilmiş değilim. 17 tane final maçı kaldı Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için. Dün de bahsettim ve hepsi 3'er puan. Ankara Gücü maçına neden önem verilmedi? Neden bu golcü transferi yetiştirilmedi? Neye güveniyorlar? Gerçekten anlamış değilim. Allah korusun yarın akşam alınacak bir olumsuz sonuçta veya bir beraberlikte seyircinin tepki göstermesi zaten beklenen bir şey. Nasıl bu kadar hafife aldılar bu işi? Ben hala akıl sır erdiremiyorum. Sizlerin de pek erdirdiğini zannetmiyorum. Galatasaray bunun dışında mutlaka kamp dönemini iyi geçirdi. Özellikle Antalya'da yeni kondisyonların da İtalyan kondisyonların da katkısıyla ben biraz daha dirençli bir Galatasaray bekliyorum. Çünkü sezonun ilk yarısında özellikle 60-70'ten sonra düşen bir Galatasaray izliyorduk. Bu konuda da eleştiriler vardı açıkçası. Herkes Scott Pri geri dönsün, işte bu işi olmuyor, kondisyon açığımız var şeklinde konuşuyordu. Haklı da yorumlardı bunlar. Ama öyle zannediyorum ki devre arasında hani muhabir arkadaşlarımızın da belirttiği gibi komando eğitimi gibi hep nitelendirdiler ya. Özellikle kumda yapılan çalışmaların, kuvvetlendirici çalışmaların İtalyan kondisyonerle birlikte değişkenlik gösterdiğini ve yüklemelerin iyi bir şekilde yapıldığını gördüm ben de izlediğim kadarıyla. Antrenmanların verimli geçtiğini düşünüyorum. Ama tabii
bazı handikaplar var işte bu transferlerin mesela yetişmemesi nedeniyle Marcao arkasındaki Muslera ile ilk defa oynayacak oynarsa veya sağındaki Maicon'la ilk defa oynayacak. Tabii ki aynı dili konuşmaları büyük avantaj ama şu da bir gerçek ki henüz takıma alışmamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Gerçi diyeceksiniz ki işte Ozan Kabak da çıktı ilk başında aslanlar gibi oynadı. Dileyelim öyle bir şey yaşayalım, öyle olsun, iyi başlasın, iyi devam etsin. Tabii ilk 11'de Fatih Terim oynatırsa ama benim görüşüm sanki oynatacağı yönünde. Onun dışında Fernando ve Ndiaye ikilisi. Fernando'da özellikle ilk yarının sonlarına doğru ben bir düşüş gördüm. Aynı düşüşü Ndiaye'de de gördüm ne yazık ki. Her iki oyuncunun da hazırlık kampında iyi çalıştılarsa eğer bunun mutlaka mükafatını alacaklarını düşünüyorum. Yani yarın orta sahada dirençli bir şekilde başlayabilirse Galatasaray bu ikiliyle ilerleyen haftalarda çok daha rahat edecektir. Feghouli zaten form tutmuştu. İlk yarının sonlarına doğru bana göre en formda oyunculardan biriydi. Keza Belhanda da öyle. Her ikisinin yine aynı performansı devam ettirmelerini bekliyorum bu ilk Ankara Gücü maçında. Onyekuru zaman zaman istikrar sorunu yaşayan bir oyuncu. Artık ilk 11'de de yeri garanti gibi. Çünkü Rodriguez'in ardından dün de bahsetmiştim artık iki tane yabancı hakkı kaldı Galatasaray'ın ve bunun ikisini de forvet oyuncusu olarak kullanacak gibi gözüküyor. Onyekuru'nun yerine kanat oynayabilen bir oyuncu da olabilir tabii ki bu. Ama şu anda Ankara Gücü maçında yeri garanti gibi. O nedenle daha rahat sahaya çıkacak ve performansını en üste taşımaya çalışacaktır. Sinan Gümüş artık ayağına gelen son fırsat. Yarın akşam ilk 11'de sahaya çıkacağı maçta sergileyeceği performans Galatasaray'daki geleceği açısından da son şansı olabilir. Yani yeni golcü gelmeden önce son bir 90 dakika şansı olabilir. Bakalım nasıl değerlendirecek? Çünkü sezonun ilk yarısında bu şansları pek iyi kullanamadı. İlk defa böyle bir forvet olarak belki de onu bu kadar net alternatifsiz olarak izleyeceğiz. Artık yüreğini sahaya koyup yarın akşam oraya gelecek olan taraftarlara bunu göstermeli, bu özveriyi göstermeli. Yoksa sezon sonunda sözleşmesi zaten bitiyor. Ben bu performansıyla açıkçası geleceğini Galatasaray'da biraz şüpheli görüyorum. Yani bir şeyler daha yapması lazım kalabilmesi için. Bunun dışında tabii transfer dedikoduları devam edecek. Bugün akşam saatlerinde eğer bir gelişme olursa sizlerle sıcağı sıcağına tekrar birlikte olmayı planlıyorum. Şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.